Sevgili seyirciler, stüdyo konuğumuz CHP Aydın Milletvekili Sayın Metin Lütfi Baydar bizlerle birlikte. Sayın Baydar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Evet, 28 Şubat soruşturması kapsamında yeni bir dalga ve yeni bir isim gözaltına alındı. Dönemin EDOK komutanı da gözaltında. Zira geçtiğimiz dalgada 28 Şubat'tan bir gün önce 27 Şubat'ta yapılan operasyonda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu da gözaltına alınmıştı ve tankların yürümesiyle birlikte aslında adı anılan Erdal Ceylanoğlu dönemin EDOK komutanını işaret etmişti. İzzet İyigün işaret etmişti ve dolayısıyla İzzet İyigün de bugün İstanbul'da gözaltına alındı. Şimdi aslında 28 Şubat soruşturması kapsamını baştan sona bir değerlendirirsek bir cadı avı olarak niteliyor CHP bunu. Evet. İsterseniz oraya dönelim. Bütün bu gözaltılar, yapılmak istenen işte tankların yürümesi, 28 Şubat'tan bir gün önce büyük bir operasyon yapılması ne anlam ifade ediyor? AKP'nin genel stratejisi şu: bir iddianame üretiliyor ve o iddianame üzerinde kamuoyu, özellikle kendisine yandaş olan basın tarafından çok güzel yönlendiriliyor ve ondan sonra söylenildiği gibi cadı avı başlatılıyor. Yalnız 28 Şubat şöyle enteresan. 28 Şubat süreci esasında AKP'yi doğuran süreçtir. Yani evet. Yani bakın, esasında düzgün baktığımız zaman 28 Şubat'ın ürünüdür AKP. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubat sonucu doğmuştur. Hı hı. Ve o gün bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde görev yapan birçok milletvekili, bakan, hatta meclis başkanı ve eski meclis başkanları da dahil olmak üzere o dönemde 28 Şubat sürecinde bizzat Refah Partisi içerisinde bulunan kişilerdir. O süreç içerisinde kendilerinin Milli Güvenlik Kurulu'nda onayladıkları bir metin üzerinden böyle bir soruşturmayı başlatmalarını çok garipsiyorum. Gerçek anlamda objektif 28 Şubat değerlendirilmesi yapılsa burada AKP'nin üretildiği görülür. AKP bunun ürünüdür, bunun çocuğudur olarak algılanır. O yüzden böyle bir tezat görüyorum ve ilerideki dönemlerde hukuk içerisinde kendini yaratanları tutuklatan, kendini yaratanlara yönelik bir cadı avı başlatan bir süreci herhalde çok ciddi bir örnek olarak izleyeceğiz diye düşünüyorum hukuk tarihinde. O zaman sizin bu söylediklerinizden yola çıkarak AKP bir 28 Şubat ürünüdür diyorsunuz. Tam olarak bu süreç doğru olarak deşifre edilebilecek mi bu soruşturma kapsamında? Hayır. AKP'nin bunu böyle yapması mümkün değil. AKP beni bu süreç doğurdu, ben bunlar sayesinde ortaya çıktım diyemeyecektir. AKP hakikaten topluma yalan söyleme konusunda muazzam eğitim almış bir kurum. Başbakanından milletvekillerine ve başbakanın ötesinde tüm bakanları, hepsi bir yalanı çok güzel tekrar etme konusunda çok ciddi eğitimliler ve halkımızın kafasını bulandırma, onları yanlış yönlendirme konusunda bu eğitimlerini her gün mecliste izliyoruz. Birçok şeyi çok farklı yalanlar söyleyerek ve hiç utanmadan, sıkılmadan ifade edebiliyorlar. Ama tarih bunları mutlaka yazacaktır diye düşünüyorum. Evet, tarih bunları yazacak. Şimdi biz bu süreç, bu soruşturma sürecinde hep asker isimleri görüyoruz, gözaltına alınan, tutuklanan. Ancak zaman zaman bu dönemle ilgili sivil kimliklerin de gözaltıların olacağı söylendi. Fakat henüz ona tanık olmadık. Bu isimlerin, o dönemle ilgili olan bu sivil kimlikleri, medyada özellikle var olan isimlerin de yine önemli olabileceğini düşünüyor musunuz o döneme ışık tutması açısından? Valla şöyle, AKP strateji olarak kendine muhalefet eden ya da etme potansiyeli olanları cadı avına alıyor. Buna yönelik olarak bir şey var ise, hani bir kendisine muhalefet etme, AKP'nin yaptığı yanlışları ve yalanları dile getiren bir odak var ise, bu odak mutlaka 28 Şubat olmaz da başka bir şey olur, ona göre planlanıyor. Yani AKP'nin bir kendine ait gizli gündemini oluşturduğu bir kendi merkezi var. Orada oturarak Türkiye'nin gündemini nasıl yöneteceklerini, nasıl yönlendireceklerini, hangi iddianame yalanları ile kimleri susturacaklarını
hazırlayıp delil üretip bunlara yönelik olarak çok profesyonel çalışıp birçok insanımıza bu çamurları, bu takım şeyleri atma konusunda çok mahirler. Ama bu oynadıkları hukukun bir gün kendilerine de lazım olacaklarını unutuyorlar. Çünkü hani ünlü bir deyişimiz var. Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Hesap döndüğü andan itibaren bu kurguları yaratan ve binlerce masum insanı boş yere tutuklayıp, boş yere içerilerde yatırarak onların hayatlarını çalan, onların günlerini, sevgilerini, coşkularını, onların aileleriyle beraber geçirecekleri ömürlerini çalanların mutlaka onlardan hesap soracağı günlerin geleceğini de unutmamaları gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi siz de söylediğiniz aslında bunu birçok kereler, çeşitli isimler de telaffuz etti. Bir gün hukuk AKP'ye de, başbakana da lazım olacak diye. Şimdi bu anlamda bir de yargı paketi çalışmaları da sürüyor. İşte 4. yargı paketi bitti. 5.sinin de arkasından geleceği de ifade ediliyor. Bu anlamda AKP bununla ilgili bir, tabii AKP'den daha önde başbakan, bir ön hazırlık yapar mı, yapacak mı, yapıyor mu size göre? Evet, şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Referandumda hatırlayın, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşı çıktığımız özellikle yargı paketiyle ilgili başbakan bunu değiştirmek için çok mücadele verdi. Ve yargı paketi, o zamanki referandum sonucunda da yeni HSYK oluştu. İşte yeni hakimler, savcılar oluştu. Ve her şey çok iyiydi. Ancak savcılardan bir tanesi Hakan Fidan'ın Oslo görüşmeleriyle ilgili bir soruşturma başlattığı andan itibaren oyun bozuldu. O andan itibaren bir dakika dedi, ya ben Hakan Fidan benim sırdaşım, onu dokundurtmam diyerek onu özel bir günlük bir gecelik yasayla bir koruma altına aldı. Ve o asla değiştirilmesine müsaade etmem diyerek bu referandumdan geçen yargı paketini de öyle savunmuştu. Yani bakın, yeni anayasa yapılacak ama bu referandumdan geçen yargıyı ben asla değiştirtmem, ellemem diyordu. Hı hı. Şimdi yeniden bir yargı düzenlemesinin monte edileceği bir anayasa değişikliğini önümüzdeki günlerde gündeme getirecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin onun referandumdan geçirerek ortaya koydukları yargıyla ilgili müdahalelerini asla elletmem diye siz karşı çıkacaksınız. Ama kendi başına ben yargı paketini değiştireceğim diyeceksiniz. Bunun adı demokrasi değil, bu başka bir şey. Bu, yani bunu bize ileri demokrasi diye artık yutturamıyorlar zaten. Yutturamayacaklar da. Halkımızın da bu konuda ciddi olarak gözü açıldı. 4. ve 5. yargı paketlerin hazırlığı da İmralı sürecindeki pazarlıklardır. O pazarlıklar içerisinde var olan, yapılması gereken bazı hamleler vardır. Onları yapacak gözüküyorlar ama onun da ötesinde artık hani kendileri tarafından seçilen HSYK üyelerinin ve yargıçların bile yeter artık kardeşim bu kadar da olmaz diyerek, yani yargıçların da bir vicdanının olduğu gerçeğinden hareketle karşı çıktıkları AKP iktidarını içlerine sindirememek durumundalar. Bu çok önemli bir süreç. Yani siz bir yargıyı oluşturacaksınız, kendinize göre düzenleyeceksiniz. Dizayn ettikleriniz bile sizin yaptıklarınızı artık onaylamaz bir duruma gelecek. Yeter kardeşim diyecek, bu da olmaz, bak böyle diyecek. Onun soruşturduğu insanları sen meclis gündemiyle apar topar tekrar değiştirerek koruma altına alacaksın. Çünkü ucu kendine dokunacağı için. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu 4. ve 5. yargı paketlerinde de önümüze geldiği zaman göreceğiz. Türkiye'nin nereye götürülmek istendiği çok daha açık olarak ortaya çıkacak ama ciddi bir baskı var. Bunların ne yapmak istediği ne yazık ki işte birkaç televizyon, birkaç gazete dışında kimse tarafından yazılıp söylenemiyor. Çok ciddi bir ambargo var. Bu ambargoyu görüyoruz ki o beğenmedikleri, biliyorsunuz 82 Anayasası, evet, hep eleştiriyorlar askerler yaptı diye. Orada bile basın hürdür, sansür edilemez yazıyor. On, yani o askerlerin yaptığı anayasaya bile artık bile, tahammülleri, evet, yok. Hani basın hür değil, basın ancak benim söylediklerimi yazabilir
şeklinde bir madde mi getirirler yeni anayasada, onları da ama göreceğiz. Ama bunun çok pratikleri de bugünlerde çok yaşıyoruz. Bu İmralı tutanaklarının basına yansımasıyla birlikte başbakan çok kızdı ve batsın sizin gazeteciliğiniz dedi. Evet. Ve arkasından da bir takım tehditler içeren konuşmalar yaptı. İşte evet. Herkesin özgürlüğü kendi sınırları içinde olma. Ne demek bir gazeteciye böyle bir çizgi çekmek, ne anlam ifade ediyor? Basın Türkiye'de özgürlük açısından ne aşamaya geldi? İşte duayenlerin halini görüyoruz, basın duayenlerinin. Medyanın durumu ortada. Özgür yayıncılık yapabilen medya var mı, tartışılır? Ne kadarı kaldı özgür yayın yapabilen? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milliyet'te yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak. Şimdi şuna bakmak lazım. Dünyada en fazla tutuklu gazeteci bulunan ülkeyiz. Onun ötesinde basın özgürlüğü açısından dünya ülkeler arasında son sıralardayız neredeyse. Şimdi yani buradan baktığımız zaman Türkiye'de basının özgür olmadığı, hükümete göre yazılanların ancak müsaade edildiği ortada. Şimdi AKP'yi eleştiren bir yazıyı asla göremezsiniz basında. Evet. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren kim eleştirirse ki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek modadır. Her türlü köşe yazarının yani muazzam bir Cumhuriyet Halk Partisi takipçisi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ciddi bir eleştiri okları haline geliyoruz. Yoksa AKP içinde de derin kırılmalar var. AKP şu anda dört parça durumda. Bir, kendi o tüm para operasyonlarını yönettiği, ihale operasyonlarını yönettiği bir çelik çekirdek kadrosu var. Onun ötesinde o milli görüşten, o gömlekten gelen bir çelik çekirdek kadrosu var. Oraya sokmuyorlar fazla insanı. Bu merkez sağdan ANAP Doğru Yol tabanından Refah Partisi'ne geçerek gelenler var. İkinci bir çekirdek. Onun ötesinde iki ana cemaatin ekibi var. O iki ana cemaatin ekibinin de yavaş yavaş tasfiye olduğunu, bakanlıklardan, birçok yerlerden tasfiye olduğunu görüyoruz. Böylelikle bir öze dönüş yaşıyor AKP. Kendi çelik çekirdek kadrosuyla, tüm ihale süreçlerini ve para operasyonlarını takip ettiği kadrosuyla bir çelik çekirdek oluşturuyor. Dört parça bunu ama basının hiçbir yerinde göremezsiniz. Bununla ilgili bir yazı göremezsiniz ama bu böyle. Konuştuğunuz zaman AKP'li vekil arkadaşların da özellikle son İmralı diye bahsedilen süreçten dolayı çok ciddi rahatsızlıkları olduğunu görüyoruz. Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan deşifreden sonra AKP'nin özellikle o çelik çekirdek kadrosu içerisinde bulunanların gizli kapılar ardında neler pişirdiğini görüyoruz. Yani bu da son derece rahatsız edici bir durum. Onun ötesinde bir de şöyle de bir şey söylüyorlar. Efendim işte MİT görüşüyor, biz görüşmüyoruz. Ya MİT'in görüşmesi için bir Milli Güvenlik Kurulu kararı olması lazım. Böyle bir karar var mıdır, yok mudur? Buna bakılması lazım. Yani MİT görüşüyor diyerek bunun dışında kendini tutamaz ve ilk defa başbakan terör örgütüyle kendisini muhatap kabul etmiştir bu yayınlanan tutanaklarla birlikte. Bu sıkıntılı bir süreçtir. Yani bunun böyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Ve o deşifrenin ne anlama geldiği konusunda başbakan bir tek kelime etmemiştir. Evet, yani şey ne verilecektir? Yani evet, nedir? Evet. Ne değildir? Bu hem Doğu ve Güneydoğu'daki samimi Kürt kökenli vatandaşlarımızı da rahatsız etmiştir. Bu nedir? Ne olacaktır? Yani nereye doğru gitmektedir Türkiye? Bunun doğru anlaşılması lazım. Tamam, kan durmalı. Kanın durması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız ama bunun yol haritasının ne olduğu konusunda bir açıklık yoktur. Biz bu açıklığı görmek istiyoruz. Yani böyle gizli kapılar altında değil, hiç olmazsa siyasi partilerin bileceği bir doğrultuda bunun yapılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye kamuoyundan ne saklanılmaktadır? Ben şunu çok net görüyorum. Başbakanın tek amacı vardır. Bir an önce işte yukarıya çıkmak ve yukarıya çıkarken de bu Cumhurbaşkanlığı ona yetmemektedir. Halihazırdaki Cumhurbaşkanlığı makamı başbakanın kendisini tatmin edeceği bir alan değildir. Yani oradaki oyuncaklar, oradaki enstrümanlar onun için yeterli değildir. Başbakan yetkilileriyle yukarıya çıkayım. Olabiliyorsa biraz daha şey olayım, yetkilerim artsın. Abinizi siz başkan yapın, ben de siz ne istiyorsanız vereyim diyerek halkı kandırmaktadır. Vereceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Ne vereceği o da belli değildir ama
halkımızı, özellikle Doğu ve Güneydoğu halkını böyle bir anlayışla kandırmaktadır. O yüzden Doğu ve Güneydoğu'daki samimi vatandaşlarımın uyanık olmasını ve bu sürecin Tayyip Bey tarafından mutlaka çok yanlış olarak, çok yanlış bir şekilde, farklı bir şekilde kullanıldığını, onların da piyon olmaması gerektiğini ifade ediyorum. Akıllı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki yansıyan tutanaklarla ilgili, aslında şimdi tutanakların neden yansıdığını, nasıl yansıdığını, işte bu Milliyet Gazetesi'nde yaşanan krizle birlikte hep onun üzerine yoğunlaşıyoruz ama daha öncesinde tartışılan bu tutanaklarla ilgili verilmek istenen, Öcalan tarafından verilmek istenen mesajlar, bunlar çok önemli ve ciddi şeyler ki anlaşılan başbakan da bunların yansımasından son derece rahatsız, evet, ki böyle önlemler almaya çalışıyor basın ve medya üzerinde. Bu tutanaklar için ne diyeceksiniz? Evet. Yani açıkça diyor ki AKP 10 yıldır benim sayemde, evet, bu süreç sayesinde iktidarda. İşte bu süreç başarıyla sonuçlanmazsa 50 bin kişinin savaşı söz konusu. Belki hani aktif bir savaş olmayacak ama başka şeyleri ima ediyor Öcalan. Evet. Bunlar, evet, aslında çok önemli ve bir yandan da göreceli olarak belki tek taraflı yayınlanmış tutanaklar, mesajlar diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, öncelikle 326 tane AKP vekiline sormak lazım. 10 yıldır APO'nun desteğiyle orada olmayı içinize sindirebiliyor musunuz? 11 yıldır. Evet. İçinize sindiriyor, evet, musunuz? Yani bu ona sormak lazım bir kere. Onlara sormak lazım. Dikkat ederseniz bu tartışmanın açılmasından başbakan rahatsız olduğu için hiç olmayacak bir şekilde bunun sızdırılmasına yöneldi ve oraya doğru gündemi yönlendiriyor. Başbakan gündemi oraya yönlendirerek tutanakların içeriğinin tartışılmasını istemiyor. Sızdırılmayı tartıştırıyor ki bu diğeri tartışılmasın diye. Tartışılması gereken konu odur. Biz de soruyoruz, yani içine baktığımız zaman ciddi bir hukuk problemi vardır. Yani bu hukuka aykırı bir durum. Böyle bir şeyi yapamaz, MİT de yapamaz, başka birisi de yapamaz, kimse yapamaz. Ve bu durumu, yani hukuki olmayan bir durumu nasıl örtbas edecek? Bu bir suçtur. Evet. Bu suç nasıl giderilecek? Bunların hepsini göreceğiz ama en önemlisi, tekrar soruyorum ben o 326 tane AKP vekiline. Siz 11 yıldır APO'nun desteğiyle iktidarda olmayı içinize sindirebiliyor musunuz? Yani evet, bu veya bu içinize sindirmeyi gittiğiniz zaman kendi halkınıza nasıl anlatacaksınız? Yani ben Aydın milletvekiliyim. Aydın'a AKP'nin vekilleri geldiği zaman 11 yıldır APO'nun desteğiyle orada olmayı nasıl anlatacaklar? Yani Aydın'ın köylerinde nasıl anlatacaklar? Onu görmek istiyorum. Veya bırakın Aydın, işte Yozgat'ı var, Çankırı'sı var, orası var, burası var, her yer var. Karadeniz'i var, Trakya'sı var. AKP'nin vekilleri bunu nasıl anlatacak? Bir kere bunun tartışılması lazım. Bunu önemsiyorum. Bu sürecin sonucunda da gördüğüm kadarıyla bir yol haritası belirlenmeden bunun sadece başbakanın kendi inisiyatifinde, kendi doğrultusunda işte bana güvenin denilerek yönetmesini çok yararlı bulmuyorum. Çünkü yani halkımızın büyük bölümlüğü başbakana %100 güvenmiyor. Yani bir bölümü güveniyor, belki oy veriyor ama bir bölümü de, ciddi bir bölümü de %100 güvenmiyor. Yani bu kadar %100 güvenmeyen insanlar da senin karşındayken bu işi senin götürmen, ki eğer bu bir konsensusla yapılacaksa, mümkün değildir diye düşünüyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde bu sürecin devamında neler yaşandığını, AKP'nin hangi kirli çamaşırlarının daha ortaya döküldüğünü, el altından hangi işleri karıştırdıklarını, neler yaptıklarını daha detaylı olarak göreceğimize inanıyorum. AKP'nin iş yapma biçimi bu. Yani böyle kapalı kapılar altında, işte yurt dışı, uluslararası ilişkileri de bu şekilde yönetiyorlar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Aynı şekilde, hı hı, Türkiye'deki ilişkileri de böyle yönetiyorlar ama bunun ötesinde, bunun ortaya çıkmaması için medya üzerine muazzam bir baskı. Aman o yazmasın, bu yazmasın, işte bu olmaz, şu olmaz. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir de bunun adı demokrasi mi olur yani? Ondan sonra kalkıp bana demokrasi, yani şeyi diyorsun. Enteresan bir şekilde işte biz 1 Mart tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili şey verdik. O da yani, kapalı, o da kapılar yani, ardında kaldı. Bir başka bahara kaldı. Yani, o verdik. Önemli. Yani şimdi ben anlamıyorum AKP'yi.
devletin Dersim tutanaklarının açıklanması için her türlü şeyi gösteriyor. Hmm. Ya bu 10 sene işte 11 10 sene geçmiş yani. Bunu da öğrensin halk. Hayır o olmuyor. Niye çünkü istemiyor? İşte onu şöyle bakmak lazım. O dönemleri bir hatırlamak lazım. Şimdi bu 1 Mart tezkeresi öncesi 2002'de yeni bir düzen olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz o zaman Başbakan Abdullah Gül, Tayyip Bey yanında bir ekiple beraber dış ilişkilerin yani dışişlerin yetkilileri olmadan işte o Bush'la bir takım ABD şeyleriyle görüştü. Oraya ehli sünnet bir sakalla gidip Amerikan tıraşıyla döndü. Ve bu Amerikan tıraşı olduktan sonra geldi burada daha farklı şeyler yapmaya başladı. Şimdi o dönemde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye yaklaşmakta olan tehlikeyi görüp o dönemki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal o zamanki grup konuşmalarında bunları uyardı bu anlamda. Dedi ki bakın bu batağa saplanmayalım. Orta Doğu bu anlamda bir batak. Bunlar bizim komşularımız. ABD askerlerinin Türkiye'ye konuşlanması, ondan sonra buradan beraber operasyon yapılması, hatta Trabzon Limanı dahil hepsinin serbest bırakılması anlamındaki bir tezkereyi bizim izin vermememiz gerekir diye ifade edildi. Çok ciddi konuşmalar yapıldı ve onun arkasından tezkere çok tarihi bir şekilde 264 kabul, 250 red ve 19 çekimser oyla 267 sal çoğunluk bulunamadığı için reddedilmiş oldu. Ve arkasından da tabii ABD bu sefer Türkiye ile ilgili o dönem çok ciddi hasmane bir davranış içerisine girdi. Ama baktığımız zaman o sürece baktığımız zaman neden ABD yani Amerika Irak'a müdahale etmek istiyordu? Çünkü Bush'un ikinci dönemi yaklaşmaktaydı. Bush ikinci dönemiyle ilgili bir kahraman olarak, bir savaş kahramanı olarak gitmek istiyordu. İşte kimyasal silahlar bahanesi uyduruldu ki evet. Savaştan sonra hiçbir delil bulunamadı kimyasal silahlara yönelik. Saddam öcüsü yaratıldı ve uluslararası bir geçerliliği olmadan ki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler uyarmıştık. Asla uluslararası bir meşruiyet olmadan Irak'a müdahale içerisinde olamayız demiştik. Ama uluslararası bir meşruiyet olmadan ABD kendisi kimyasal silahları bahane ederek İngilizlerin de desteğiyle girdi. Ve daha sonra da İncirlik Hava Üssü'nü de kullandı. Orada 1 milyon Müslüman öldü. Evet, evet. 1 milyon Müslüman öldü. Hani gidip Myanmar'a, Gazze'ye ağlıyorlar. Yani onlar için niye ağlamadınız? Yani o da onlar Müslüman değil mi? Yani sadece Gazze'deki, Myanmar'dakiler mi Müslüman? Onlar da elhamdülillah Müslümanım diyen insanlar ve 1 milyon Müslüman Iraklı'nın bu anlamda özellikle İncirlik Üssü'nün kullanılmasına müsaade ederek katlinden de sorumlu olduklarını tekrar altını çizerek belirtiyorum. Yıllar geçti, Obama hükümeti geldi. Obama dedi ki biz Irak'ta yanlış yaptık dedi. Buradan çekilmemiz lazımdı. Buraya müdahale yanlış. Hatta uluslararası operasyonlara ABD askerlerinin gitmesi yanlıştır dedi. 2014 sonunda Afganistan'dan çekiliyoruz. Bundan sonra Amerikan askerleri hiçbir operasyon içerisinde yani bir herhangi bir yere müdahale içerisinde olmayacaklar dedi ve o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyardığı yani bakın buraya giriyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz noktasına Başkan Obama dönmüş oldu ABD Başkanı. Bunu çok önemsiyorum. 1 Mart hadisesi Türkiye'nin Irak'ta batağa bulaştırılmaması açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyacağı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin partilinin gururla ifade edeceği, zaferle söyleyeceği bir olaydır. Bunu tutanakların açıklanmasını isteyerek paylaşmak istedik. Ancak tabii AKP orada 99 tane AKP milletvekili hayır oyu kullandı. Acaba o 99 AKP milletvekili içerisinden 2007 seçimlerinde kaçı milletvekili yapıldı, yapılmadı? Onun ortaya çıkmaması için AKP buna müsaade etmedi. Çünkü oradaki konuşmalar ortaya çıkacak. 99 milletvekili hayır demiş ve onlar bir daha 2007'de buhar olmuşlar. Bir daha milletvekili olamamışlar. İşte AKP'nin yönetme biçimi, yönetme anlayışı ortaya çıkacağı için bu tutanakların açıklanmasını istemediler, reddettiler. Ama tarih bunların hesabını bir gün AKP'den
tek tek soracaktır diyoruz. Şimdi bugün bir sıcak gelişme de CHP'nin kapalı grubu vardı. Bununla ilgili dışarı bilgi sızdırılması mümkün değil biliyoruz ama genel anlamda bir değerlendirme yaparsanız nasıl geçti kapalı grup? Gayet güzel. Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine, grupta bulunan tüm milletvekili arkadaşlarımıza önümüzdeki süreçlerle ilgili çok güzel, çok doyurucu bir açıklamada bulundu. O kadar diyorsunuz. Peki Sayın Baylar, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve yorumlarınız için sevgili seyirciler.